Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Arkadaşlar yepyeni başlangıçların ortasındayız. Heyecanımız dorukta ve hep birlikte süper bir sürece birlikte başlıyor olacağız. Artık 9. sınıf olduk. Yani artık lise öğrencisiyiz ve tabii ki derslerimiz de artık hem çoğaldı hem genişledi. Şimdi de Kimya ile başlayacağız arkadaşlar sürecimize ve sene boyunca hep birlikte kimyanın bütün konularını birlikte gözden geçireceğiz. Sadece başlangıcımız bu değil sadece lise hayatı bizim için başlamıyor arkadaşlar. Yepyeni bir müfredatada hep birlikte başlıyor olacağız. Yepyeni konular başlangıçlar bizi bekliyor olacak. Şöyle bir programımızı gözden geçirelim kimya için birlikte izledik. Günlük hayatta kimya konusu bugünkü dersimizin konusu olacak arkadaşlar ve aynı zamanda 9. sınıfın ilk konusu olarak da karşımıza bu çıkacak. Gördüğünüz gibi dop dolu bir program Eylül ayı için bizi bekliyor olacak. Sonraki aylarda da yine benzer bir süreç tabii ki bizi bekliyor olacak. Sürekli aynı programlar karşımıza çıkıyor olacak. Daha sonraki dersimiz arkadaşlar ayın 26'sında kimyasal maddelerin kullanım ve güvenlik ve e, kimyanın alt disiplinlerinden bahsettiğimiz bir dersimiz olacak karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her ders için programımız mevcut. Lütfen kanala abone olmayı, güzelce bütün dersleri takip etmeyi ve asla ödevleri de gözden kaçırmayı e, düşünmüyoruz bile unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman günlük hayatta kimya deyip şöyle bir başlangıcımızı yapalım. 9. sınıfta hangi konularda karşımıza çıkacaktı, neler vardı zaten genel bir bakış attığımız... O videomuzu hepiniz izlediniz biliyorum zaten. Şimdi de e, ilk konuyu hep birlikte gözden geçireceğiz. Günlük hayatta kimya diyeceğiz arkadaşlar. Ee, neyle karşılaşacağız? Kimya bilimiyle aslında tanıştığımız nokta burası olacak. Ee, neler karşımıza çıkacak? Kimya dediğimiz şey nedir? Eğer biz kimya ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorsak, gelecekte e, hayatımızın bir noktasında işimizle alakalı kimya olmasını istiyorsak, biz nelerle karşılaşacağız? Veya kariyerimizi bu yönde ilerletmeli miyiz gerçekten? Bununla ilgili belki de karar vermemizi sağlayacak ya da bizi yönlendirecek bir konu olacak karşımızda arkadaşlar. Ee, kimya? kimya nedir sorusunu aslında cevaplar üreteceğiz. Ve illaki kimyaya dair bir kariyer planından bahsetmeye gerek yok. Tabii ki günlük hayatımızda hani evde mutfakta bile sürekli kimya ile aslında haşir neşir durumdayız. Ee, biraz daha günlük hayatta sürekli dokunduğumuz maddelerin kimyasal özelliklerini bu bilimle ilgili niteliklerini e, aslında gözden geçirmiş olacağız. Peki bu ünite bu konu bizden hangi öğrenme çıktılarını istiyor? Yani bu ders bittikten sonra biz neleri cebimize koymuş olacağız aslında bununla ilgileneceğiz. Daha öncesinde bu kavram karşımıza kazanım adı altında geliyordu. Şimdi arkadaşlar öğrenme çıktısı olarak karşımıza geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bize diyor ki eğer ki bu konuyu tamamladıysan sen artık kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarımlar yapabilecek yeterli sahipsindir. Ve farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri artık çözebileceksin. En azından genel bir bilgiye sahip olacaksın. Bu çıktıları e, öğrenmiş olmamız gerekiyor. Peki hangi anahtar kelimelerle karşılaşacağız? daha önceden bildiğimiz veyahut da ilk defa karşılaştığımız kavramlar olabilir tabii ki. E bunları artık hepsini çok iyi biliyor olmamız gerekecek. Neler sıklıkla karşımıza çıkacak? Asit ve baz kelimeleri daha önceden zaten hakim olduğumuz, bildiğimiz mevzulardı arkadaşlar. 8. sınıfta görmüştük zaten. E, maddeleri asitler, bazlar, tuzlar gibi sınıflandırabilirdik ve burada e, asitlerin, bazların özelliklerini zaten biliyorduk. Biraz daha detaylandırmış olacağız aslında. Disiplin kavramı karşımıza çıkacak arkadaşlar. Kimyayı bir genel büyük bir bilim dalı olarak ele aldığımız zaman bunu tabii ki alt dalları var. Yani farklı alanlara odaklanmış çalışmalar mümkün. Öyle değil mi? Bunların her birine kimyanın disiplini diyeceğiz ve bunların alt dallarını hep birlikte detaylarıyla aslında görüyor olacağız pH dediğimiz bir kavram karşımıza daha önce çıkmıştı. Gene çıkacak arkadaşlar. Bizim elimizde bir madde varsa bir maddenin asit mi baz mı olduğuna biz karar vermek istiyorsak işte orada kullanacağımız bilgi pH olacaktı. Ee, bunun üzerine biraz duracağız. Endüstri kavramını geliştireceğiz arkadaşlar. Özellikle hani bu ünite altında nasıl değerlendireceğiz bu kavramı? E, ee, Kimya biliminin e, endüstride sanayi alanında katkı sunduğu bazı e, alanlar var. Özellikle yoğunlukla kullanıldığı bölümler var. İşte bunlar nelermiş, nasıl kullanılıyorlar, neden kimyayı bilmek gerekiyor ki bu sanayi alanlarında e, iş yapabilirim? Bunun üzerine konuşacağız ve sürdürülebilirlik kavramı. Aslında son zamanlarda e, oldukça sık karşımıza çıkan ve yeni müfredatta da sıklıkla yer verilen bir kavram arkadaşlar. Çünkü e, kısıtlı kaynakları kullanmaya çalışıyoruz ve sürdürülebilirlikle biz bunun üstesinden gelmeyi sağlayacağız. Yani artan bir nüfus var e, daha çok talep var tüketim var ama kaynak kısıtlı İşte bu kısıtlı kaynakları doğru bir şekilde kullanıp sonraki nesillere de aktarabilmeye aslında sürdürülebilirlik adını vereceğiz. Peki bu konuya başlarken hangi konuları daha önceden biliyor olduğumuz varsayılıyor? Arkadaşlar tabii ki bir giriş bölümü olduğu için daha giriş kapsamında bilgileri biliyor olmamız gerekecek. Burada öğrencilerin kimya biliminin ne olduğu genel hatlarıyla tabii ki ve genel hatlarıyla hangi konulara odaklandığını bildiği kabul edilmektedir arkadaşlar. Yani kimya adı geçtiği zaman ya aslında hangi konular karşımıza çıkacak genel anlamda biliyor olmamız gerektiği düşünülüyor. Şimdi arkadaşlar ilk bölüm olarak Kimya Hayattır diye bir bölüm karşımıza çıkacak okulda da yine ilk başlangıcımızı bu başlık altında yapacağız. Kimya hayattır bu ünite bize yani daha doğrusu bu başlık bize neyi anlatıyor aslında günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız bazı maddeler var. Bunların e, bazılarını asit bazılarını baz olarak değerlendiriyoruz. İşte hangileri asittir hangileri bazdır şöyle bir genel bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Mesela mutfağımızda dolabımızda yer alan limon tuzu ya da işte kola gibi e, gazoz gibi gazlı içecekler veyahut işte yemeklerimize salatalarımıza döktüğümüz sirke bunların asidik karakteri sahip olduğunu asit özellikli maddeler olduğunu mesela bilmemiz gerekiyor. Veya tükettiğimiz neredeyse bütün meyveler, sebzeler yapılarında asit içeren maddeler arkadaşlar özellikle limon gibi, portakal gibi yani turunçgiller gibi eee Gıda maddelerini, meyveleri, sebzeleri değerlendirdiğimiz zaman bunların yoğun olarak asidik karakter taşıdığını görüyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar, bazik karakterli maddelere geldiğimiz zaman da genellikle temizlik maddesi olarak kullandığımız maddeler bazik karakterle karşımıza çıkacak işte sabunlar, diş macunları, çamaşır suyu, e, karbonat, diş macunu ya da mide tabletleri var yani anti asit mide tabletleri işte asitlenmeyi gideren maddeler. Bunlar bazik karakterleri sayesinde aslında asitliği gideriyorlar. İşte e, günlük hayatta karşılaştığımız bu maddelerin asidik karakterde mi bazik karakterde mi olduğunu bilmemiz onları kullanırken aslında bizi tehlikelere karşı da koruyacak bir bilgi olacak. O zaman bazı maddelerin asidik bazik karakterlerini biliyorsak eğer özellikle kuvvetli asit ve bazlarla ilgili işlemler yapacaksak burada arkadaşlar tabii ki çok dikkatli olmalıyız. Özellikle de hani temizlik maddeleri işin içerisine girdiği zaman çok dikkatli olmalıyız. Mesela e, çok da geç eski bir tarih olmayan zamanda e, ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi kitabında da yer alan bir e, Haberdi bu arkadaşlar. Bu haber ne diyor bize? Çamaşır suyu ile tuz ruhunu sakın ama sakın karıştırmayın. Bakın bu asitler ve bazlarla ilgili genel bilgiye sahip olan herkesin dikkat etmesi gereken, tabii ki herkesin dikkat etmesi gereken ama neden de dikkat etmesi gerektiğini bilerek yaklaştığı bir durum olacak. Çünkü çamaşır suyu hepimizin evinde bulunan ya da tuz ruhu yine aynı şekilde hepimizin evinde bulunan temizlik maddeleri Birisi oldukça kuvvetli asidik, diğeri de oldukça kuvvetli bazik özellik gösteriyor ve biz bunları birbirine karıştırdığımız zaman oldukça zehirli olan klor gazı açığa çıkıyor ve bu da zehirlenmelere sebep olabiliyor ki ülkemizde her yıl insanlar ölüyor bu yüzden arkadaşlar sadece bu basit bilgiyi bilmedikleri için o yüzden e, günlük hayatımızda kullandığımız maddeler için bile bu bilgiler bizim için hayat kurtarıcı nitelikte olabiliyor. Bunun dışında tabii ki birçok günlük hayat bilgisi mevcut. Ne gibi mesela? Mermer yapısı arkadaşlar hani evimizin tezgahında, mutfaktaki tezgahlarda çoğunlukla kullanılan madde mermer oluyor ve mermer bazik karakterde bir madde oluyor arkadaşlar. Eğer biz bir asidik maddeyi mermerin üzerine koyacak olursak bu mermerde aşınmalar gözlenecek. Oldukça dayanıklı bir madde olmasına rağmen... E, ...bazik karakteri sayesinde asitlerle tepkimeye girecek ve aşırılanacak. Belki de annemiz bize fırça atacak bu yüzden. E, o yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Mesela limonu götürüp de asla mermer tezgahın üzerine koymayacağız. Çünkü mermer baz, limon asit bunlar birbiriyle kesinlikle tepkime verecektir. Veyahut alüminyum folyo hepimizin evinde olan bir madde değil mi arkadaşlar? Şimdi alüminyum folyo aktif bir metal içerdiği için... Amfoter olduğunda daha sonrasında söyleyeceğiz ilerleyen yıllarda. Bu aktifliğinden ötürü asitlerle tepkimeye girer arkadaşlar ve açığa hidrojen gazı çıkarır. Şimdi dolayısıyla biz alüminyum folyoyu alıp atıyorum limonlu alüminyum folyonun içerisine koymaya kalkışacak olursak... ...ya da bir sirke dökecek olursak alüminyum folyonun üzerine e, te, tepkime verecektir ve orada aşınma olduğunu göreceğiz. E, bu da belki de tehlikelere yol açacak belki de e, zehirlenmemize sebep olabilecek uzun bir süreçte e, buna maruz kalırsak... E, dolayısıyla yine bilmemiz gereken önemli bir bilgi olacak bu ya da asidik ve bazik maddeler varsa elimizde şimdi bir maddenin asidik bazik karakteri aslında suyun içerisindeki oranıyla alakalıdır. Suyun içerisindeki oranı ne kadar düşükse o kadar e, etkisi azdır. Ne kadar yüksek oranda varsa o kadar güçlü etki gösterir arkadaşlar. Tamam mı? Bu bilgiyi cebimize koyduğumuz zaman şimdi diyeceğiz ki o zaman biz asidik ya da bazik bir madde varsa elimizde ve biz buna su ekleyecek olursak, suyla karıştıracaksak onun özelliğini azaltmış oluruz. Bu da gerçekten güçlü bir etki istediğimiz asit ya da bazı suyla karıştırarak etkinliğini ortadan kaldırıp e, işlevsiz hale getirebiliriz. Veyahut belki de tam tersi hayat kurtaracak bir nokta olacak bu. E, çok kuvvetli bir asit var. Bunun tehlikesini azaltmak istiyorsak suyla karıştırarak etkinliğini ortadan kaldırabiliriz. Bu yüzden de mesela diyeceğiz ki... Asitlerle bazlarla eğer herhangi bir şekilde cildimiz temas ediyorsa bunu bir laboratuvar ortamında ya da evde de olabilir. Bol suyla yıkamamızda fayda var. Çünkü ne kadar fazla suyla temas ettirirsek o kadar etkinliğini azaltmış oluruz. Arkadaşlar karşımıza mesela şöyle bir tablo çıktı zaman ki yine önceki bilgilerimizden ecebimizde olan bir durumdu. Bu pH dediğimiz bir kavram vardı ve diyorduk ki pH 0 ile 14 arasında değerler alır pH'in 7 olduğu durum nötr olma durumudur. Yani aslında nötrallik ne demek arkadaşlar? İçme suyu, e, saf suyun sahip olduğu pH değeridir. E, tam e, asitlik bazik karakterini tamamen e, birbirine eşit olduğu durumdan bahsediyoruz. Ama burada asitlik karakteri arttıkça sıfıra yaklaşan bir madde olur karşımızda. Mesela süt asittir ama asitlik karakteri çok azdır. Bu yüzden de 7'ye çok yakın ama mide asidi oldukça kuvvetli oldukça e, etkin bir asit olduğu için bakın sıfıra çok yakın bir pH değerine sahip olan bir asit var karşımızda. ...çok çok daha üstünde kuvvete sahip olan derişik hidroklorik asitin ise bir gibi bir pH'e sahip olduğunu biliyoruz. O yüzden süt evet asit ama çok da tehlikeli bir madde değil bizim için. Lıkır lıkır içebildiğimiz bir şey sonuç itibariyle. Ama aynı şey derişik hidroklorik asit için yapmamız mümkün bile değil. Çünkü asitlik kuvveti çok fazladır, etkisi de çok fazladır. Bu yüzden de bize çok ciddi zararlar verebilir... Aynı şey diğer tarafta geçerli arkadaşlar. Bakın 7'den 0'a yaklaştıkça asitlik karakteri artıyor. 7'den 14'e yaklaştıkça da bazlık karakteri artıyor. Mesela kan bazik bir madde ama 7'ye çok yakın bir değerde olduğu için... ...hani çok ciddi bir bazlık değerine sahip değil, etkisine sahip değil. Ama lavabo açıcılar 13 gibi bir pH'e sahip yani aşırı bazik maddeler... E, ...bu yüzden de çok daha etkin özellik gösterir. O yüzden mesela kan ve sütün çok anlamlı bir tepkimesi olmayabilir birbirine karıştırdığımız zaman Derişik hidroklorik asitle sodyum hidroksiti birbirine karıştırdığın zaman çok ciddi bir tepkimeyle karşılaşırsın. Çünkü çok kuvvetli bir asitle çok kuvvetli bir bazı birbiriyle tepkimeye sokmuş oluyorsun. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz bir de <laughs> kimyanın alt disiplinlerinden bahsetmeye. Hani dedik ya geniş bir alandan bahsediyoruz. Kimyayı büyük bir bilim dalından bahsediyoruz. Bunun bir de alt dalları var farklı farklı e, konulara özelliklere yoğunlaşmış disiplinler olarak değerlendireceğiz. Bunlardan ilki biyokimya olarak karşımıza çıkacak. Bak adı üzerinde arkadaşlar biyokimya Biyoloji ve kimyayı birleştiren bilim dalıdır şeklinde değerlendirebiliriz. O zaman neyi inceliyordur biyokimya? Canlı yapısında, canlı organizmaların yapısında bulunan bütün kimyasal maddeleri ve bunların gerçekleştirdiği bütün kimyasal özellikleri ve tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Yani canlı organizma olarak değerlendirdiğimiz zaman tabii ki bütün canlı türlerini buraya dahil etmemiz gerekiyor. Ta virüslere kadar burayı e, incelemeye alabiliriz. Peki yapı ve kimyasal özellikler diyorsak buralarda hani örnek olarak neleri verebiliriz? Mesela bir insanın vücudunda hangi kimyasal e, yapılar var? Hangi kimyasal moleküller var? Protein yapısı, karbonhidrat, lipitler, DNA, RNA bunlar yine 8. sınıf, 7. sınıf bilgilerinden sahip olduğumuz en azından kavramsal olarak karşımıza çıkan ifadelerdi arkadaşlar. E, bu molekül yapılarını kimyasal yapılarını e, biyokimya inceliyor demek ki çünkü canlı yapısında bulunan moleküller bunlar veyahut bazı tepkimeler ve özellikleri yine aynı şekilde biyokimya inceler mesela canlı vücudunda solunum fotosentez sindirim dolaşım gibi tepkimeler gerçekleşiyor İster fiziksel ister kimyasal olsun bu tepkimelerin tamamı yine biyokimyanın ilgi alanı içerisinde olacak yani biyoloji ile kimyayı birleştiren bilim dalı şeklinde yine özetleyebiliriz. Sonraki bilim dalımız arkadaşlar analitik kimya. Yine kimyanın bir alt disiplini. Bakın arkadaşlar burada analitik kimyadaki o ilk ifade var ya bu analiz ifadesi aslında e, bizim için anahtar kelime olarak karşımıza çıkabilir. Ne demek analiz? Ayrıştırmak öyle değil mi? Yani maddeleri ya da e, herhangi bir bilgiyi inceleyip e, detaylarıyla bakmak. İşte analitik kimyada aslında bunu yapıyor. Herhangi bir madde örneğini alıp. Bunun içerisinde hangi moleküller var, hangi mineraller var, bileşenleri neler ve bunların miktarları ya da oranları nedir? Bu soruların cevabını arayan bilim dalına analitik kimya diyoruz. Yani aslında gidip de bir kan örneğini verdiğiniz zaman ve bu kan örneğindeki işte bütün değerler hani doktor bakıyor ya neler varmış acaba? Ee, işte insülini yüksek midir, düşük müdür? İşte bunların hepsini aslında analitik kimya laboratuvarları yapıyor ve bu incelemeleri onlar yapıyor. Kan, idrar tahlili gibi işlemler orada besin veya içeriklerindeki analiz işlemleri yine analitik kimyanın ya da suyun sertliğini, pH'ını ölçen, yani ölçümle ilgili, incelemeyle ilgili yapılan bütün çalışmalar aslında analitik kimyanın alanına girer diyebiliriz. Fiziko kimyaya gelecek olursak arkadaşlar burada yine isim zaten bize bilgiyi veriyor. Fizik ve kimyayı birleştiren bilim dalı bu defa karşımızda var. E fizik deyince aklımıza ne geliyor? Isı geliyor, iş geliyor, enerji geliyor. Öyle değil mi? Bu tarz değerleri inceleyen yani daha doğrusu kimyasal herhangi bir olaydaki fiziksel değişkenleri inceleyen bilim dalıdır. Fiziko kimya diyebiliriz tepkime ve tepkimenin hızı mesela hız deyince doğrudan tabii ki fizik aklımıza gelmesi gerekiyor ya da tepkimenin mekanizması yani kaç adımda gerçekleşiyor nasıl bir hız etkisi var burada işte katalizör var mı yok mu gibi yani tepkimeyi hızlandıracak bir etki var mı yok mu bunları araştıran e, bilim dalı fiziko kimya oluyor. Tabii ki alt dalları da yine buna göre değişkenlik gösteriyor. Elektrokimya mesela kimya ile elektrik arasındaki ki elektrik de tabii ki yine fiziğin incelediği önemli bir alan oluyor. E, bu ikisini birleştiren e, alt disipline elektrokimya diyeceğiz ya da termodinamik. Arkadaşlar termo deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki ısı gelecek. E, dolayısıyla kimyasal tepkimelerdeki ısı olaylarını inceleyen bilim dalı olacak ya da kimyasal kinetik e, tepkimedeki hız olaylarını inceleyen bilim dalı olarak alt dal olarak karşımıza çıkacak. Organik ve anorganik kimya diye iki tane çok önemli tabii alt disiplinimiz var arkadaşlar. Bunlar hani birinin incelediğini öbürü incelemiyor. Birinin incelemediğini öbürü inceliyor gibi e, paylaşmışlar diyebiliriz organik bileşik şey, bütün kimyasal bileşikleri. Arkadaşlar organik kimya deyince bizim aklımıza karbon gelecek. Bak bunun bir de yaradı da zaten karbon kimyası olarak karşımıza çıkacak. Karbon temelli bileşikleri inceleyen bilim dalına organik kimya diyeceğiz. Çünkü karbon en önemli atomlardan biridir diyebiliriz. Bütün canlı yapılarını e, oluşturan temel element karbondur diyebiliriz arkadaşlar. E, sınıflandırmaya gelecek olursak da bir bileşin yapısında karbon ve hidrojen bu ikisi aynı anda varsa organik bir bileşiktir ve organik kimya inceler bu bileşiği. Eğer organik değilse de geri kalan bütün her şeyi anorganik kimyacılar böyle düşünebiliriz. Tabii ki bir bileşiğin organik olması için illaki karbon ve hidrojenle sınırlı kalmasına gerek yok oksijen, azot, kükürt gibi farklı elementlerde olabilir, olmaya da bilir. Fark etmiyor ama karbonla hidrojen ikisi aynı anda varsa organik bir bileşiktir. Tabii ki birkaç istisna dışında ve inceleyen bilim dalı da organik kimyadır. Peki hangi maddelerin içerisinde bu organik bileşiklerin miktarı daha fazla? Bak organik kimyayı şöyle de değerlendirebiliriz aslında arkadaşlar. Canlı temelli bileşiklere biz organik bileşikler adını veririz. Yani illaki canlının o an vücudunda bulunmasına gerek yok. Canlının kalıntısı da olabilir. Ne gibi petrol mesela. Petroller hani milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların kalıntılarını biz şu anda petrol olarak kullanıyoruz sonuç itibariyle. Dolayısıyla petrolün içerisinde hep karbon temelli bileşikler vardır ve organik kimyanın ilgi alanına girer. Ya da ilaçlar, boyalar, plastikler bunlar e, üretim aşamalarında ya petrolü kullanıyoruz plastik için ya da ilaç ve boyaları üretmek için e, canlıları kullanıyoruz, bitkisel yapıları kullanıyoruz. E, dolayısıyla organik bileşikleri kullanıyoruz. O yüzden bunların hepsi organik kimyanın ilgi alanına girer. Anorganik kimyaya geldiğimiz zaman dedi ki buradan geri kalan ne varsa burada. Neler var peki? Asitler, bazlar, tuzlar, metaller, soy gazlar, mineraller. Yani aslında çok daha geniş bir kapsamda anorganik kimyanın incelediği e, bileşik türleri var. Ama bu şöyle bir yanılgıya götürmesin. Sadece işte 118 tane toplam element var. Burada sadece birkaç tanesine odaklanılmış. Ama aslında doğadaki bileşiklerin çoğusu sadece bu elementlerden oluşuyor zaten. Dolayısıyla organik kimyanın incelediği bileşik sayısı çok çok daha fazladır diyebiliriz. Polimer kimyasına gelecek olursak arkadaşlar Polimer kimyası dediğimiz şey çok sayıda küçük birim molekülün yani monomer adını verdiğimiz bunların bir araya gelerek oluşturduğu büyük molekül yapılarına ki bu büyük molekül yapılarına da polimer adını vereceğiz. İşte bunu inceleyen bilim dalı da polimer kimyası olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar doğal polimerler ya da yapay polimerler var. Mesela protein yapısı hani ortaokuldan biraz daha en azından isim olarak biliyoruz ki proteinlerin yapı taşı amino asittir öyle değil mi? Ya da işte... E monosakkaritler ve e, polisakkarit yapıları vardı. Şeker yapısını ya da nişasta yapısını kıyaslarken bundan bahsediyorduk. Bakın yani burada o amino asit dediğimiz yapılar e, bizim monomerlerimizken onların birleşerek oluşturduğu büyük yapılara protein adını veriyoruz. Ama bu illaki canlı vücudunda ya da e, doğal olarak gerçekleşen e, polimerler olmak zorunda değil. Naylon gibi, plastik gibi, orlon gibi, kauçuk gibi yani aslında plastik temelli olarak değerlendirebileceğimiz Petrolü kullanarak ürettiğimiz moleküllerde yine polimer olarak karşımıza çıkacak ve bunların tamamı polimer kimyasının ilgi alanına girecek ve diyeceğiz ki arkadaşlar bak şu çok karıştırılan bir şey e, e, petrol aslında burada da değerlendirme aldık organik kimyada da işin içerisine koyduk e, polimer bileşiklerin neredeyse tamamı yine karbon temellidir yani organik bileşiklerin e, ürünleridir. Şimdi Biyokimya da daha çok karbon temelli bileşikler üzerine konuşur. İşte organik kimyada polimer kimyası da aynı tü, aynı bileşik üzerine farklı bilim dalları farklı yaklaşımlarla inceler. E, dolayısıyla farklı bilim dallarına ihtiyaç duyarız burada. Endüstriyel kimyaya gelecek olursak arkadaşlar bunu şöyle düşünün. Hani bir laboratuvarda sadece işte 100 gramlık, 200 gramlık az miktarda bir madde üretimi, bir çalışma söz konusuysa sen burada işte bu tepkim acaba verimli midir? Acaba ucuza mal biliyor muyum gibi çok da düşünmene gerek yok öyle değil mi? Ama eğer çok yüksek miktarlarda üretimler yapacaksan, 300 tonluk bir üretim seni bekliyorsa... ...ya ben bunu nasıl ucuza mal ederim, nasıl depolarım, nasıl ambalajlarım, kalitesini nasıl yüksek tutarım... ...ve tabii ki burada ekonomik bazı endişeler de ortaya çıkacak. Ben bunları nasıl satarım, nasıl bundan para kazanırım? Yani işin aslında endüstriyel boyutunu hesaba katan, sanayi boyutunu hesaba katan... E, ...kimya disiplinine de endüstriyel kimya adını vereceğiz arkadaşlar. Küçük değil... Çok büyük üretimleri e, nasıl değerlendirmeye alırım ve nasıl en doğru sonuçlara giderim bunun hesabını yaptığımız bilim dalıdır. <laughs> Peki arkadaşlar, eğer kimya çok hoşumuza gitti ve kimya üzerine çalışmaya devam etmek istiyorsak. Veya gelecekte seçtiğimiz bir meslek var ve bu meslek bize e, kimya ile ilgili bilgi gereksinimi duyduran bir meslekse biz neleri dikkate almamız gerekiyor ya da yöneldiğimiz meslekte acaba hangi bilgileri hangi endüstriyel alanlar e, bizim için önemli olacak? Onlar üzerine biraz konuşmamız gerekiyor bu bölümde. E, ve bazı kavramların neler olduğunu biliyor olmamız gerekecek. Mesela kimyasal endüstri diye bir kavram karşımıza çıkıyorsa Arkadaşlar burada e, neden bahsediyordur bize boya, plastik, gübre, reçine, petrokimya, deterjan, kozmetik bakın saydığımız bütün maddeler aslında kimyasal ürünler bir laboratuvarın çıktıları bunlar laboratuvardan elde edilecek ürünler. E, dolayısıyla da kimya bilgisi olmadan bu maddelerle ilgili çalışan herhangi bir sektörde görev almamız çok da mümkün değil gübre endüstrisinde çalışacaksak burada görev alacaksak kimya bilgisine illaki sahip olmamız gerekiyor çünkü sürekli kimyasallarla ilgileneceğiz. Dolayısıyla bu tarz maddelerin sentezi, formülasyonu ve üretimi ve sayılır buraya mesela ambalajlanması, depolanması, bununla ilgili satış noktasına kadar ya da işte mesela bozulabilecek bir maddeyle çalışıyorsan bunun içerisine gıda da koyulabilir çünkü raf ömrünün hesabı da bunun içerisine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla her adımında senin kimya bilgisine ihtiyaç duyacaksın. Dolayısıyla ta şimdiden kimya temellerini sahip sağlam tutman gerekiyor ki yarın öbür gün bu Endüstride çalışan bir eleman haline geleceksen bu bilgileri kullanmaya devam edeceksin ya da üstüne koyabilme şansına sahip olacaksın. Veyahut ben tıp okumak istiyorum diyorsun ya da işte hemşire olacaksın ya da eczacı olacaksın yani sağlıkla ilgili bir iş şey yapacaksan veyahut bu işin mühendislik alanında çalışacağım biyoteknolojiye odaklanacağım diyorsan herhangi bir meslekte yani bu alanla ilgili herhangi bir meslekte sen illaki bir kimya bilgisine sahip olmak zorundasın ki üzerine bu bilgileri koyasın çünkü burada adli kimya İlaç geliştirme, biyoteknoloji veya biyomedikal alanlarında araştırmalar yapman gerekecek. Bunlarla ilgili uygulamalar yapman gerekecek. İşte eldivenlerini takıp önünü girip laboratuara girmen gerekecek. E, dolayısıyla kimyasalları tanımadan bu işi yapman mümkün değil tabii ki. Çevre ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapacaksın arkadaşlar. Yani çevre tamam. Sürdürülebilirliği daha az önce tanımladık zaten. Hani gelecek nesillere de kaynakları aktarabilmek için en ideal, en doğru şekilde bugünkü kaynakları tüketmek, kullanmak diye değerlendirebiliriz sürdürülebilirlik. E bunun için ne gerekiyor? Geri dönüşüm yapmamız gerekiyor. İşte neyin geri dönüşümü yapılır? Suyun mesela tık yönetimini doğru bir şekilde kullanman gerekiyor. E, çöpleri doğru bir şekilde geri dönüşüme e, sokabilmen gerekiyor. Suyu arıtarak yeniden yeniden kullanabilmen gerekiyor. E, bunun için de teknolojiler geliştirmen gerekiyor. Ya da biyolojik çeşitliliğin korunması gerekiyor ki e, yine gelecek nesilleri aslında bu kaynakları da bu türleri de taşıyabilesin ve yeşil teknolojilerin yani aslında geri dönüştürülebilir, yenilenebilir teknolojilerin geliştirilmesi için e, sürekli çalışılması gerekiyor. Geleceğin en trend konularından birisi bu. Dolayısıyla da belki de mesleğiniz bunlar üzerine bir meslek olacak yakın zamanda. Enerji sektörü var arkadaşlar bunun içerisinde. Ee, enerji olmadan olmuyor bugün. E ee, her alanda bizim enerji ihtiyacımız var. E bu enerji ihtiyacı da sürekli artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ciddi bir enerji üretimi sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu aşmak için önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. Belki de gelecekte bu çalışmalar yapacak işler sizler olacaksınız. E neler var karşımıza çıkan enerji ile alakalı? En önde gelen şeyler yeniler yenilenebilir enerji e, teknolojilerinin gelişmesi arkadaşlar. Şu an kullanılan fosil yakıtlar artık gelecekte kullanılması mümkün olmayan şeyler haline dönüştüler. E, pil teknolojileri var. işte elektrikli arabalar çıktı piyasada sürekli görüyoruz sürekli karşımıza çıkıyor. Belki de birçoğunuzun ailesinde elektrikli araba var şu anda. E bunların en önemli eksiği pil teknolojisi ve ciddi bir şekilde geliştirilmesi gereken bir teknoloji. Ya da yakıt hücreleri var benzer şekilde. Ya da elde edilen enerjiyi depolama sistemleri var. E bunlarla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunların her biri için illaki kimya bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Bitmeyen geçmişten günümüze ve geleceğe taşınan gıda ve içecek endüstrisi arkadaşlar. Bitme ihtimali yok. Sürekli karşımıza çıkmak zorunda ve herhangi bir şekilde gıda güvenliği, gıdanın üretimi, besinlerin analizi ...değerlendirilmesi, araştırmaları bunların geliştirilmesi veya gıda teknolojisi ya da moleküler gastronomi gibi bir alandan bahsediyorsak... ...bunların her biri için illaki kimya bilgisine yine sahip olmamız gerekiyor. En basitinden e, bir aşçı olduk diyelim ki ya da bir şefiz işte e, burada asitle bazın tanımını biliyor olmamız, tanıyor olmamız gerekiyor ki en basitinden ortaya çıkarttığımız ürünün lezzetli olmasını bile biz kimya bilgisiyle sağlayabiliriz. Eğitim ve akademik çalışması var arkadaşlar bir de bunun tabii ki öğretmenlik ya da üniversitedeki bir öğretim üyeliğinde e, devam edebilmemiz için tabii ki geniş bir kimya bilgisine sahip olmamız gerekiyor. İlla kimya alanında yani kimya öğretmeni olmak zorunda değiliz. Bir biyoloji öğretmeni olmak istiyorsak yine tabii ki kimya bilgisine ciddi manada ihtiyaç duyacağız. Malzeme Nanoteknolojiye gelecek olursak arkadaşlar nanoteknoloji bu senenin son ünitesinde yine karşımıza çıkacak bir kavram olarak burada e, nanoteknoloji ya da işte alaşım bilimleri e, yine kimya bilimi sayesinde geliştirilen e, ve ortaya konulan bilimler diyebiliriz. Agronomi ve tarım arkadaşlar tarım deyince yani tarımsal üretim deyince yine tabii ki olmazsa olmazımız ve buradaki işte gübre, pestisitler ya da tarım kimyasalları bütün bunların üretimi e, tarımda nasıl kullanılacağı bunların hepsi araştırma geliştirme çalışmaları tamamen kimyayla alakalı süreçler diyebiliriz. O zaman güzelce ilk dersimizi tamamlamış olduk arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın zaten birçoğunuz artık sahipsiniz ama yine de şöyle bir hatırlatalım. Kitaplarımız hazır. Dinamo sayısal set olarak karşınızda olacağız arkadaşlar. Sadece şu seti aldığımız zaman matematik, fizik, kimya ve biyoloji kaynakları karşımıza çıkacak. E, bu kaynaklar da bütün sene boyunca bizim ödevlendirme yaptığımız kaynakları olacak. Bunları güzelce çözeceğiz ve hiçbir konuyu bu sayede eksik bırakmadan tamamlamış olacağız. Hep birlikte bir an önce edinmenizde fayda olacak. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki her zamanki gibi ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.